Ayaklarınıza sağlık. Şu an öncelikle bakanlığımızın direktifleriyle bize arz ettiği bir projeden bahsedeyim. Şehirler, kültürler, yörelerimizde bir proje bu. 17 ve 3 tane de merkez ilçemiz olmak üzere 20 tane ilçemizin gençleri günübirlik Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirmekle beraber bir tarih şuuru vermek planın içerisindeyiz. Şu ana da Karayazı, Tekman, Karaçoban ilçelerimizden gelen çocukları gezdirdik. Vali Bey'le buluşturduk. Her gelen grubu bir il müdürlüğüne götürerek oradaki il müdürlüğümüzün misafir etmeyi düşüncesi içerisindeyiz. Örneğin yarın Hınıs'tan 83 tane gencimiz gelecek. Müftü Bey kabul edecek. Müftü Bey'le sohbet edecekler. Daha sonrasında tabyalar, Abdurrahman Gazi, Kars Şehitliği gibi yerlerimizi gezdirip tarihle ilgili bir değerlere eğitim yaptıracağız. Bu yaklaşık bir ay sürecek bir proje. Onun dışında bakanlığımızın bize sunduğu merkezim her yerde projesi kapsamında artık gençlerimizin ayağına gidiyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde ya da dezavantajlı gençlerimize imkanlarımızı var olan, elimizde olan mevcut imkanlarımızı gençlere sunmaya çalışıyoruz. Şöyle ki, İngilizce kursundan alın da Arapça, Osmanlıca ya da Güzel Sanatlar, Ebru gibi etkinlikleri gençlerimizin ayağına götürmeyi düşünüyoruz. Bizim bulunduğumuz Yakutiye bölgesinde, Yakutiye Gelişim Merkezi'ne yakın olan Nenatun Kız Lisemiz, Erzurum Lisesi, İmam Hatip ve Erzurum Anadolu Lisesi'ndeki pansiyonlarda kalan öğrencilerimize bu imkanları sunmayı düşünüyoruz. Hafta sonunda pansiyonlarda kalan çocuklarımıza, gençlerimize Ebru'yu sanatını yaptırmayı düşünüyoruz. Ayrıyeten Spor İl Müdürlüğümüze bağlı, Genç Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı tesislerimizde buz salonlarında buzla tanıştırmayı ya da futbola meyilli olan çocuklarımızı sentetik sahalarımızda futbol oynatmayı ya da daha da genişletirsek istedikleri bir dalda gençlerimize sporda yaptırmayı düşünüyoruz.